İlk sorumu soruyorum. Neden tek başınasın? Değirmenden hepinize merhaba deseydik bir. Bak bak, görüyor musun? Yönetmen olacak bir daha. Sen niye tek başınasın peki? Burada soruları ben sorarım. Yönetmen. Allah Allah. Vay vay vay. O zaman ben hiç yönetmeni kale almayıp direkt seyircilerime hoş geldiniz diyeyim. Değirmenden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Yusuf Oktay. Acayip Şeyler Vol 2 programıyla karşınızdayız. Evet, herhalde siz de şimdi merak ediyorsunuzdur neden tek başımayım diye. Selman Zengin'e yeter artık dedik değil mi? Yani o kadar da sürekli burada olmasının bir anlamı yoktu. Tabii sadece burada değil değişiklik. Kamera arkasında da değişiklikler var. Yunus, sen niye teksin peki? Yönetmenliğe terfi etsin. Sen sebebini söylemedin ki. Sebebi şu, hemen bir şuradan kolonyayla biraz temizlenelim de ondan sonra sebebini söyleyelim. Ne olur ne olmaz. Sen tek başına kalmak istiyordun. Mutlu musun şimdi? Ben hiçbir zaman tek başıma kalmak istemedim. Teklik Allah'a mahsustur. Selman abiyle gayet güzel programlar çekiyorduk. Selman abi de inşallah tekrar geldiği zaman güzel programlar çekmeye devam edeceğiz. Selman abiye dua talebinde bulunuyoruz. O şu anda ne yazık ki çember daralmıştı ve o da Covid-19'a yakalananlar arasında. İnşallah en ufak arbede almadan, arbede ne ya? Covid-19 dövüyor mu? İnşallah Selman abide de kalıcı hasar bırakmadan en hafif haliyle atlatmasını temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Fırsat verken Selman abi hakkında yani... Yok, ben Selman abiyi seviyorum ya onu. Çok seviyorum. Ama görüyorum ki sen yönetmenliğe fazla şey yapmışsın çünkü Ayetullah abi de yok. Ayetullah abi de hasta abi. Bizim asıl yönetmenimiz. Şu an yönetmen vekil olarak Yunus çalışıyor da asıl yönetmenimiz. Ona da buradan Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bak, su bile yok içinde. Önceden su vardı en azından. Benim dönemimde böyle kardeşim. Hak etmeyene su bile yok. Komik aslında. O gelse buraya var ya çok güler millet. Beni güldürüyor çünkü. Yer değişelim mi? Yunus çok seviliyor evet. Hatta var ya şu Yunus'a biraz yükleneceğim abi. Çok istendi. Yunus'un programı. Ama herhalde aynı sevgi izlenmelere yansımadı. Artık Yunus bence istifa edersin değil mi? Evet arkadaşlar, ayrıca hemen bugün bunu da söyleyelim. Selman abi bugün bizlerle beraber olamadı. Covid-19'a yakalandı. Ona Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yine yönetmenimiz Ayetullah abi de Covid-19'a yakalandı. İnşallah en yakın zamanda atlatırlar. Fazla etkisini görmeden, hastalığı çok şiddetli yaşamadan inşallah atlatırlar. Bu arada biraz da Selman abiye yükleneceğim ama önce bir arayıp gönlünü almak istiyorum. Bakalım Selman abi şu an ne yapıyor? Tamamıyla haberi olmadan arıyorum. İnşallah müsait bir zamana denk gelmişizdir. Evet, bakalım. Şu an çalıyor. İnşallah cevap verir. Bir de cevap vermiyormuş. Herhalde cevap vermeyecek. Hasta adam aranır mı ya? Abi hadi ya, rezil etme beni. Şu an su olmasını isterdim değil mi? Aynen. İçerdim. Ha, burayı keser artık Hamza. Bayağı uzun sürdü ya. Niye cevap vermiyor? Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam Yusuf abi. Abi ben seni mi aradım ya? Ben... Biz bayağı bekle... Hakkını helal et Selman abi ya. Çekim esnasında böyle yanlışlar yapmıyor. Abi Selman Zengin'i arayacaktım da ben. İyi o zaman, hadi kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi başka Selman'ı aradık ya. Zaten rehberimde 3 tane Selman var. Bu sefer emin olayım da. İnşallah. Şimdi ikinci denememizde. Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selman abi nasılsın? Elhamdülillah, seni sormalı. Çok şükür abi, iyiyim. Yalnız telefon... Ne oldu, hayırdır? İnsan bir önce şey yapar ya, öyle hemen girdin de. Yalnız telefon şu an hoparlörde, dikkatli konuşsan iyi edersin. Ben oradakilerin gelmişini geçmişini saygı veriyorum. Abi şu an... Selman abi. Efendim? Bence o kadar şey yapma çünkü bunu izlediğin zaman hiç hoşuna gitmez yani. Şu an çekim yapıyoruz da. Nasılsın abi, iyi misin? Böyle altsız yersiz bir çekime karşıyım. Yok abi, biz seni rahmetle anıyoruz. Yani rahmetle değil de özlemle yani, inşallah gelirsin buraya. Bir de buradakiler gülüyordu abi. Rahmet sadece ölüye okunmaz ki değil mi? Selman abi biz... Bir dakika. Efendim abi. Bir dakika şimdi. Şu an çekimde misiniz? Evet, çekimdeyiz. Siz bensiz çekim yapıyorsunuz ha? Hayır, o yüzden aradım işte abi. Sensiz çekim olmaz diye aradım ben de. Tamam. İyi yaptın. Eyvallah. Biraz da senden böyle bilgi almak istiyorduk. Hani malum hastalıktan sen de muzdaripsin. Acaba nasıl gidiyor? Nasıl atlatıyorsun? Ağrın sızın var mı? Ben hastalığın başlangıcına mı, en başına mı değineyim? Nasıl yapayım bilmiyorum ki. Yani fazla uzatma da abi. Nereye değiniyorsan değin. Çünkü ben aradım, biliyorsun değil mi? Sana kapat, ben arayayım, yazmasın sana.
Olur abi, yani yok ya, kapatmayalım sen en iyisi. Böyle devam edelim en azından. Zaten hastasın, bir de biz şey yapmayalım. Ama moralin iyi yani. Cuma günü sabah uyandığımda böyle hafif bir boğaz ağrısı, bir halsizlik vardı. İşe gittim, işte şantiyedeyim, katları çıkıyoruz, inşaattayız. Böyle üzerime ağırlık gitgide artmaya başladı, üzerimdeki ağırlık. Sonra biraz oturayım dinleneyim dedim, erken döndüm ofise. Biraz dinleneyim belki geçer diye. Tabii dinlenince gaz daha arttı, baş ağrısı falan da olmaya başlayınca ben müsaade isteyip eve geldim. Tabii cuma günü öğleden sonra komple yaptım. Cumartesi günü sabaha kadar. Artık halsizlik ve baş ağrısı almış başını gitmişti. Cumartesi günü biraz daha iyiydim. Derken akşamında yine rahatsızlandım. Artık pazar günü böyle akşamdan sonra yoğun ateş, işte baş ağrısı, halsizlik, hassasiyet, öksürük derken işte pazar günü test yaptım. Pazar günü yaptığım test pozitif çıkınca ben de karantinaya geçtim. İşte karantinaya Allah şifa yaptım. Versin abi ya. Sen lazımsın Değirmen Medya'ya. Biliyorsun bunu değil mi? Değil mi? Aynen. Eyvallah. En yakın zamanda bekliyoruz o zaman abi seni. Hayırlı şifalarla. İnşallah. İnşallah Allah razı olsun. Hasta ama ziyareti kısa olur deniliyor. Biz de fazla seni tutmayalım abi. Eyvallah. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Aynen. Buradan selam ediyorum. Bu hafta yayında olmayacağım için üzgünüm. Değerli arkadaşlara canı gönülden selam ediyorum. Bana dua etmelerini istiyorum. Eyvallah abim. İnşallah biz de duancın olacağız. En yakın zamanda da görmek istiyoruz seni burada. İnşallah. Haftaya görüşürüz. Eyvallah. Allah'a emanet ol abi. Görüşürüz. Selametle. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, Selman Zengin'le konuştuk. Selman abiye acil şifalar diledik. Siz de farkına varmışsınızdır. Artık çember daralıyor. Yavaş yavaş bütün arkadaşlarımız da koronavirüse yakalandı. Sizin de arkadaşlarınız, sevdikleriniz, akrabalarınız muhtemelen yakalananlar, iyileşenler vardır. Buradan tekrar COVID-19'a yakalanıp, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, sevdiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanede yatmakta olan sevdiklerimize, büyüklerimize acil şifalar diliyoruz. Evet arkadaşlar, artık işin ciddiyetini de kavramak gerekiyor. Yani koronavirüsün şakası yok gördüğünüz gibi. Hafif atlatırım, gencim, çabuk iyileşirim gibisinden düşüncelere de dalmamamız lazım. Çünkü temaslı olduğumuz büyüklerimiz var, sevdiklerimiz var. O yüzden maske, mesafe ve temizlik kuralına da son derece uymalıyız. Evet, bunu söylerken ben Selman abiyle telefonda konuştum da inşallah bulaşmaz bana da. Çünkü dikkat etmemiz lazım. Kulağına sür bari kulağına. Kulağıma dayamadım ki, hoparlördeydi. Zaten iki kişi kaldık ya değirmende. Herkes gitti. İnşallah şey yaparlar, iyileşir gelirler. Temiziz. Aynen, yok maskeyi şöyle takın şöyle takın diye ama demek o çenesine takanlardan. Evet arkadaşlar, şimdi o da bir totem olabilir ya. Düşünsene Selman abi çene, kol falan dedi. Ondan sonra yakalandı. Şimdi bir de ben diyormuşum, haftaya ben de yokmuşum. O yüzden ben o topa hiç girmeyeyim. En iyisi sadece önerilenleri, tavsiyeleri tekrar hatırlatayım. Sosyal mesafeye, temizliğe ve maske kurallarına uyalım. Ve konu ne? Konuya gir artık. Konuyu bitirdik biz. Şu an kapanışı yapıyordum. Konumuz buydu. Selman Zengin'i aradık. Bak ne kadar rahatım. Bunu söylemeye çalıştım. Önce ne biliyor musun? Sen tembelliğe kaçtın. Asıl konu bu değildi. Aynen. Sen tek başına cesaret edemedin. Bence Hamza abi burayı keser. Bence keser. Şimdi kameranın arkasından bir o yana yürüyüp bir o yana yürümek kolay değil mi Ahmet abi? Kesinlikle. Çok zevkli. Evet, zevkli biliyorum. Peki biz bu videoyu niye çektik yani? Ya bu videoyu niye çektik? Biraz da farkındalık oluşturmak için çektik. Biz normalde çekimlerimizi yaparken iki kişi kamera önünde, iki kişi kamera arkasında bekliyorduk. Selman abi yanımdaydı. Beraber yapıyorduk programı. E sen de tek değildin. Hatta sen hiç orada da değildin. Ayetullah abi vardı. Sen de ona yardım ediyordun. Ha, bakışlara bak ya. Ama hakikat. İşte yönetmenimiz de olmayınca biz de seni bir deneme maksatlı çektik bu videoyu. Dedik ki bakalım yönetmenlik orada, yönetmen ve çekim bizim son introda yazıyor abi. Yönetmen ve çekim hani Ayetullah Gönül, Yunus Çetin. Dedik ki böyle en azından madem yönetmen altına da ismi yazılıyor, bir gün yönetsin bakalım nasıl yönetiyor. Ama gördük ki yönetemiyor. Bunlar hep tecrübe Yunus, üzülme. İlla ki bir yerde başaracaksın. Yönetemeyen. Öyle mi yazsa acaba montajcı sonra? Yönetemeyen Yunus Çetin, sunamayan Yusuf Oktay. Artık o zaman kurguyu yapamayan diyeceğim de şimdi karşımıza almamamız lazım. Evet arkadaşlar, bugün bir şeyin farkındalığını yapmak istedik dedik ya, sayımız azaldı. Bu sayımızın azalmasının sebebi arkadaşlarımızın koronavirüse yakalanmış olması. Evet, dikkat etmelerine rağmen ne yazık ki hastalığa yakalandılar. İnşallah en hafif haliyle atlatırlar ve vücutlarında kalıcı bir hasar bırakmaz bu hastalık. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz ve yine tekrar aramızda görmeyi bekliyoruz. Buradan Selman Zengin'e, Ayetullah Gönül'e, ailelerine, içim burkuldu ya, ağlayacağım neredeyse. Niye öyle bir şey diyorsun abi ya? Ağla istiyorsan peşete vereyim mi sana? Yumuşak kalpli olmak ne zamandan beridir suç sayılıyor Yunus? Suç
Suç değil ki. Peçete vereyim mi dedim sana? Hayır. Ben içime akıtırım gözyaşlarımı. Oo. Bakma yüzümün güldüğüne. Selman abi burada yok diye üzülüyorum. Yani mimiklerim onu yansıtmasa da üzülüyorum. Çünkü ya üzülüyorum ya. Selman abi haftaya inşallah bekliyoruz. Kaçıncı programı diyor? 16. Hiç bu kadar güldü mü peki? Yani bu tamamıyla Selman abi burada değil diye değil yani. Selman abi burada olsaydı yine gülerdim. Herhalde gülerdim. Selman abi çok şey ya. Çok konuşuyor, sana söz bırakmıyor. Aynen. Böyle daha rahatım. Ayetullah abi de bağırıyor, çağırıyor. Ya yönetmenlik taslıyor. Böyle daha iyi gidiyor aslında. Yani Değirmen Medya'nın bir de... Evet arkadaşlar, durum bu kadar ciddi. Selman abi hasta oldu. Abi ben niye buna ciddi söyleyemiyorum ya? Sanki zil çakıp oynayasım varmış. Selman abi hasta ama. Abi gülmemeliyim çünkü hasta adam. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar, Acayip Şeyler Vol 2'nin bugün de sonuna geldik. Bugün zoraki olarak tek başıma sundum. Çok üzülerek bunu da söylüyorum. Çok üzüldüm Selman abinin gelmemesine. İnşallah haftaya. Niye gülüyorsunuz arkadaşım? Üzüldüm tabii. Ayrıca Selman abiye bazı şeyler de hatırlatmak istiyorum. O anlatmıştı aslında. Acaba kendisi ne kadar uyuyor bunlara? O Acayip Şeyler'in ilk bölümünü bir izlesin. Oradaki kurallara uysun biraz. En iyisi biz kapatalım yeter. Evet. Değerli arkadaşlar, Acayip Şeyler Vol 2'nin bugün de sonuna geldik. Selman abisiz, Selman abi olmadan bir program çektik. Zoraki bir programdı. İstemediğimiz bir durumdu. İnşallah en yakın zamanda iyileşir. Güzel programlar çekmeye devam ederiz. Bu arada arkadaşlar, sizler de beğenerek, abone olarak, videolarımızı paylaşarak ve videomuzu sonuna kadar izleyerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlardan da Selman abiye, Ayetullah abiye dua dileklerinizi iletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu programı yönetemediği için de Yunus adına ben sizden özür diliyorum. Çünkü kendisi sustu, konuşmamayı tercih etti. Yönetemedi ama artık idare edin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yalnız kaydı kapat da ayağa kalkacağım. Ben öyle kalkıyorum. Prensip meselesi. Altında eşofman mı var yoksa? Ya var. Merhaba arkadaşlar, maalesef bugün sizlere stüdyodan değil kendi evimden sesleniyorum. Neden derseniz, yeni tip koronavirüse yani Covid-19'a ben de yakalandım ve dolayısıyla karantinadayım ve sizlere evimden seslenmek zorundayım. Ama bu aramızda bir engel mi? Kesinlikle hayır. Karantinada ne yapıyorum? Biraz sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Kısa bir süre, bir dakikadan fazla olmayacak diye ümit ediyorum. Neler yapacağımı düşünürken kendime neden 10 günlük güzel bir program çıkarmıyorum diye düşündüm ve içerisindeki kitap okumanın, yazı yazmanın, dersler dinlemenin olduğu bir program çıkardım ve bu programı uygulamaya çalışıyorum. Tabii en önemlisi sağlık. Sağlığım için ne yapıyorum? Bol bol bitki çayları, meyveler, su, sıvı gıdalar tüketmeye çalışıyorum ve gördüğünüz gibi koronavirüsü çok da ağır atlatmıyorum. Hafif hafif ufak tefek baş ağrıları, eklem ağrılarıyla geçiyor koronavirüs. Peki yakalanmamak için veya yakalandıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar, koronavirüs çok garip bir salgın ya da salgınların hepsi garip. Neden? Çünkü görmediğimiz bir şeyle mücadele etmek zorundayız. Bu görmediğimiz şeyle mücadele etmek hususunda illaki tavizler, yanlışlar yapabiliyoruz. Biz de herhalde bu yanlışlardan birini yaptık ki koronavirüse bulaştık. Koronavirüs bize bulaştı, öyle söyleyeyim. Acayip Şeyler'in ilk videosunda yayınladığımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen ama lütfen uyalım. Bu bilinçle koronavirüse karşı yaklaşmamız gerekiyor. Bu konuda bizim izleyicilerimizin gereken tedbirleri, gereken şeyleri yapacağına eminiz. Bu arada programdaki arkadaşlara da buradan selam söylüyorum. Selam ediyorum Yusuf'a. Bensiz bir program çekme fırsatı doğdu ona. Umarım bu şansı iyi değerlendirir. Çünkü bir daha yakalayacağını tahmin etmiyorum. Ekipte başka arkadaşlarımız da koronavirüse yakalandı. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda.